Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy A80'in kamera özelliklerine göz atıyoruz. Enteresan bir kamerası olan telefonla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Samsung özellikle son dönemde M ve A serisiyle birlikte hem giriş hem de orta seviye hitap etmeye başladı. Markanın orta seviye diyebileceğimiz telefonları genelde A serisinde bulunuyor. A10, A20, A30, A50, A70 derken son olarak çıkan model A80'di. A80'i diğer modellerden ayıran bir önemli bir tasarım farkı var. O da çerçevesiz ekran diyeceğimiz ekrana sahip olması. Tabii bunun için ne yapıldığını hemen söyleyelim. Telefonun kamerası bir kızaklı bir sistemle yukarı doğru hareket edebiliyor. Arka kamera aynı zamanda ön kamera olabiliyor. Ve bu sayede telefonu biz çok daha rahat bir şekilde kullanabilirken aynı zamanda da ekranın tamamen bir tasarımdan, yani kamerasız, algılayıcısız bir tasarımdan oluşması da sağlanıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi böyle bir kamera bizi karşılıyor. Böyle bir ekran bizi karşılıyor. Geçtiğimiz günlerde bu telefon test merkezimize geldi. Biz normal bir test yerine sadece kamera özelliklerine bakıyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi çok daha detaylı testler gerekiyor. Zaman gerekiyor A80 için. Bu kadar kalmıyor. Bize yaklaşık bir hafta kadar durdu. Genel bir test yapabilmemiz için söylüyorum bunu. Aynı zamanda bir de kamera tarafında daha iyi olduğumuz için hem kamera özelliklerini daha iyi aktarabiliyoruz. Ve siz bu tarz videolarda sizden daha çok ilgi görüyor. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi Galaxy A80'in kamera özelliklerine bir göz atacak olursak karşımıza üçlü bir kamera çıkıyor. Hemen şöyle arka yüzden göstereyim. Üçlü bir kamera setimiz var. Bu kameralardan bir tanesi 48 megapiksellik çözünürlük sunan ki Sony'nin IMX586 Quad Bayer teknolojisine sahip bir sensörü bulunuyor burada. 1/2 inçlik bir sensörümüz var. Bu sensörün boyutu bu kadar. Diyafram açıklığımız ise f2.0. 80 derecelikte bir görüş açısı sunuyor bize. Yaklaşık olarak da bu da 26 mm'ye tekabül ediyor. Ana kameramızın durumu bu. Geniş açı kameramız olan ikinci kameraya dönecek olursak 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. F2.2 diyafram var. 123 derecelikte bir görüş açısı sunduğunu söyleyelim bu kameranın. Odak uzaklığı ise 11 mm ve sabit bir netleme özelliği bulunuyor. Yani otofokus özelliği yok bu kamerada. Belli bir yakınlık mesafesinden itibaren her taraf net olarak görülüyor. Üçüncü kameramız ise TOF dediğimiz Time of Flight özelliğine sahip olan kamera. Bu tip kameralar son dönemde birçok telefonda yaygınlaşmaya başladı. Bununla ilgili ayrı video çekeceğim ben. Detaylarını araştırıyorum şu anda. TOF nedir, ne değildir, ne işe yarar gibisinden. Bununla ilgili ayrı video çekeceğim ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Alan derinliği konusunda yardımcı oluyor şu anda normal kameralara ama bu kameraların asıl işi bu değil arkadaşlar. Bu kameraların asıl işi özellikle augmented reality dediğimiz arttırılmış gerçeklik çalışmalarında bir şeyler yapabilmek. Şimdilik Android Q'yu bekleyeceğiz. Yani Android 10'da ortaya çıkacak birçok yenilik var diye söylüyor Google bize. Bununla ilgili herhangi bir ipucu da verilmedi bugüne kadar. Ben de açıkçası merak ediyorum ne gibi özellikler gelecek. Ama TOF kamerasının hani alan birinin dışında bir faydası yok buradaki kamera dizilimine. Telefonun sensör tarafında Sony tarafından geliştirilen IMX586 sensörü kullanılmış. Bu sensörün ilginç bir özelliği var biliyorsunuz. 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Normalde Quad Bayer adı verilen bir teknoloji sayesinde 48 megapiksele çıkartılıyor. Cep telefonuyla beraber 48 megapiksellik fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Bunlar aslında bir nevi interpolasyon ama interpolasyon kadar yani yazılımla çözünürlüğü arttırmak kadar kötü sonuç vermiyor ama gerçek 48 megapiksel gibi de değil, onu da söyleyeyim. Ben yaptığım denemelerde iyi sonuçlar aldığımı belirteyim ama söylediğim gibi gerçek 48 megapiksel gibi sonuç vermiyor. Bu arada Samsung'un kendisinin de bir sensörü var yine 48 megapiksel çözünürlük sunan ama onu kullanmamış. Neden kullanmamış onu bilmiyorum. Burada Samsung kendi sensörü yerine Sony'nin sensörünü kullanmayı tercih etmiş.
bilemiyorum neden böyle bir karar almış ama alınan sonuçların hani aynı sensörü kullanan diğer telefonlarla hemen hemen benzer sonuçlar verdiğini de söyleyeyim. Kamera tek bir tane kamera olduğu için ön kameradan söz edemiyoruz. Çünkü kamera özel bir mekanizmayla öne doğru dönüyor ve öne doğru döndüğü zaman arka kameraları aynı zamanda ön kameraymış gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor anladığınız üzere. Arka kamerada ne yapabiliyorsak hemen hemen ön kamerada birebir aynısını yapabiliyoruz. Biraz sonra kamera arayüzünden bahsederken bu kameranın nasıl çalıştığını göstereceğim ama birazcık isterseniz öncesinde size biraz anlatmakta fayda var. Telefonun yan taraftan baktığımızda yaklaşık olarak dörtte birlik bir kısmı yukarı doğru hareket ediyor. Bu yukarı doğru hareket ettiği sırada kameranın bulunduğu alanda ön tarafa geçiyor. Yani ön kameraya geçtiğiniz zaman ve bu sayede arka kamera ön kamera olmuş oluyor. Biliyorsunuz çeşitli teknolojiler var ön kamerayı gizlemek için. Kimisi şu üst kısma bir yuva yapıyor. Kamera buradan çıkıyor ama o tip çözümlerde arkada yine bir kamera yer alıyor. Sadece ön kameraya buraya gizlenmiş oluyor. Samsung ise radikal bir çözüm düşünmüş ki Asus'un da benzer bir modeli var bu arada. Bir iki tane markada denedi bu teknolojiyi. Kamera yukarı doğru hareket edip işte ön tarafa geçtiğinde aynı zamanda ön kamerada olmuş oluyor. Bu yüzden bu kamera, bu telefonda ikinci bir hani ön kamera, selfie kamerası, öz çekim kamerası da bir kameramız bulunmuyor. Şimdi gelin bir arayüze bakalım önce. Daha sonra video örnekleri, fotoğraf örnekleriyle beraber incelememizi sonlandıracağız. Kamera arayüzüne geçecek olursak karşımıza her zaman olduğu gibi standart bir Samsung arayüzü çıkıyor. Bu arayüzde geniş açı bir kameramızda bulunduğu için iki farklı kadrajdan görebildiğimiz bir bölüm çıkıyor. Burada işte tıkladığımız zaman daha geniş veya daha dar bir alan bizi karşılıyor. Yapay zeka desteği var. Bunun sağ altta küçük bir ikon var. Görsel zeka demiş buna Samsung. Görsel zeka açıp kapatabiliyorsunuz. O sizin tercihinize kalmış. Çekim modlarına bakalım sırayla isterseniz. Gece modu var. Bu önemli. Bakın A70'te biliyorsunuz A70'in kamerasını da incelemiştim ben. Onu da şimdi yukarıdan bir yerden size çıkartacağım onun da linkini. Orada eleştirmiştim. Bu cep telefonu için bu kamera olmamış diye. Çünkü ciddi bir para veriyordunuz ve gece modu yok mesela. Gece modu olmayan bir telefon da artık bence bu saatten sonra olmasın diye düşünüyorum. Özellikle de belli bir fiyatın üzerindeyse. O üründe yoktu mesela. Buna koymuş Samsung. Biraz güzel bir şey yapmış, akıllanmışlar diye söyleyeyim. Panorama modumuz var. Standart zaten bu. Pro modumuz var. Belli ayarları kendimizin yapabildiği. Canlı odak var. Biliyorsunuz şimdi canlı odağı burada hem bu TOF kamerası sayesinde hem de birazcık da dijital olarak kullanabiliyoruz. Fotoğraf tarafımız var az önce. İşte açtığımızda fotoğraf geliyor zaten. Video tarafında ise karşımıza bir 4K çıkıyor. Yani 30 FPS'ye kadar bir 4K çekim yapabiliyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. 4K'da titreşim engelleme açtığınızda çözünürlük otomatik olarak Full HD'ye iniyor. Yani 4K'da titreşim engellemeyi kullanamıyorsunuz. Bence biraz sıkıntılı bir durum. Kullanılabilseydi fena olmazdı. En azından elektronik bile olsa kullanılabilseydi fena olmazdı. Bu arada çok güzel bir yenilik var. Bunun örneklerini de örnek videoda koyacağım. Canlı odaklı video var. Şimdi fotoğrafta arka planımızı full ulaştırabiliyorduk. Bunda sorun yoktu. Ama A80'de aynı zamanda videoda da bunu yapabiliyoruz. Hem arka kamera modunda hem de ön kamera modunda istediğiniz bir nesnenin arkasını full ulaştırabiliyorsunuz. Bunun insan olmasına gerek yok bu arada. Canlı da olabilir, herhangi bir nesne de olabilir. Bir şekilde arkası full hale getiriliyor. Ben denedim, çok başarılı, öyle söyleyeyim. Yani yapamaz falan diye düşünüyordum ben. Çok da başarılı. Biliyorsunuz Note 10'da da var bu. Note 10 ve Note 10 Plus'ta da aynı özelliği Samsung getirdi. Ama A80'de de varmış. Çekim örneklerini biraz sonra izlediğinizde siz de görmüş olacaksınız. Ultra ağır çekim modumuz var. Ağır çekim modumuz var ve hiper geçiş modumuz var. Ön kamera tarafına geçecek olursak şu anda gördünüz zaten. Şöyle bir çıktı mesela. Açıyorum, kapatıyorum. Görüyorsunuz şu anda ekranda da. Ön kamerada ise çok fazla seçenekler bir tık daha düşük. Canlı odak var burada. Fotoğrafta da var yani. Hem fotoğrafta da var. Fotoğraf modumuz var. Bu arada fotoğraf modunda şimdi normalde Samsung kameralarında özellikle S10 ve S10 Plus'ta vardı bu, biliyorsunuz, hatırlarsınız belki. S10 ve S10 Plus'ta olan geniş açıya ek olarak şimdi normal bir açımız var, bir geniş açımız var, bir de ultra geniş açı var. Yani arkadaki o ikinci kamerayı da kullanabiliyorsunuz ön tarafa geçtiği anda. Bu da güzel olmuş. Bunu da beğendim ben. Yani 3 farklı açıda çekim yapabiliyorsunuz ön kamera modundayken. Video modumuz var. Az önce söylediğim özellikle hepsi burada da geçerli bu arada. Bu da Full HD'de titreşim engelleme varken 4K'da yok. Canlı odaklı video zaten ön kamera arka kamera aynı olduğu için yapabiliyor olması lazım. Hiper geçiş burada var. Bunun dışında işte ultra çekim falan ön çekim modunda bulunmuyor. Hiper geçişi koymuşlar sadece.
Bir de tabii artık Samsung telefonlarında standart hale gelen ayar emojiler de burada da yine mevcut. Burada işte gayet başarılı, bunu söyleyeyim ben. Çok başarılı buluyorum Samsung'u ve her seride kendini bir tık daha geliştiriyor Samsung. Böyle işte efektler, eğlenceli şeyler falan da yapabiliyorsunuz. Ben genel olarak kamerasını beğendiğimi söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi A70'te eleştirdiğim şeyler A80'de yok. Ama onu da eleştireceğim. Fiyat meselesi var. Onu da ilerleyen dakikalarda yine o konudaki yorumumu da söyleyeceğim. Ama kamera tarafı gayet başarılı olmuş. Bu mekanizma sarsıntılara nasıl diye soracak olursanız, ben birkaç tane deneme yaptım. Biliyorsunuz bu pop-up kameralar olan modellerde böyle hafiften şöyle yaptığınızda kamera kapanıyordu. Bunda kapanmıyor. Mesela şu an ön kamera modunda bakın. Bayağı hızlı atıyorum şu anda. Elim eğer power tuşuna basarsa kapanıyor bazı durumlarda, ama basmadığı zaman da genelde kapanmıyor. Kapanır gibi yapıp tekrar açılıyor. Mekanizma biraz bana hassas gibi geldi açıkçası, ama herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Böyle telefonun yaklaşık olarak 1/4'lik bir kısmı yukarı doğru hareket ediyor. Sonra tekrar geri yuvasına giriyor. Biraz zorladığınız zaman kendi kapanıyor. Mesela şimdi bastırayım biraz. Kapattım mesela böyle. Bunu yapmayın tabii siz, ama ben denedim ben şu anda. Mekanizma hem yukarı doğru hareket ediyor, hem de aynı zamanda kamera kısmı şöyle şu şekilde bir flip flop yaparak hareket etmiş oluyor. Yani güzel bir kamera olmuş. Kamerasını beğendim. Şimdi gelin hem video örneklerini, hem fotoğraf örneklerini, hem de bu canlı video meselesi çok hoşuma gitti benim. Canlı odaklı video meselesini anlattığımız bir kısa klipler çektim ben, videolar çektim. Hem fotoğraflara bakalım, hem videolara bakalım. Daha sonra fiyat yorumunu yapacağız ve videoyu kapatacağız. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Samsung Galaxy A80'in canlı odak video özelliğini kullanarak çekiyorum. Şu anda arka planı görüyorsunuz. Flu bir şekilde ve hani nereye hareket ettirsem ettireyim. Görüyorsunuz arkadaki plan flu bir şekilde görülüyor. Çok iyi başarmış. Normalde fotoğrafta bunu yapabiliyordunuz, ama videoda ilk yapan telefonlardan bir tanesi Samsung Galaxy A80. Aynı zamanda bu özellik Samsung'un kısa bir süre önce duyurduğu Note 10 ailesinde de yer alıyor. Bence güzel bir fonksiyon bu. Şu anda görüyorsunuz arka plan. Gerçekten de başarılı. Şöyle yakınlaştırayım mesela. Hani bozulmuyor da bu arada. Hani şunu böyle yapmak kolay bir şey değil arkadaşlar, gerçek zamanlı olarak. Bunun şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Daha flu olsun, daha net az flu olsun, çok flu olsun gibi bir ayarı da var. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Herkese merhaba. Bu videoyu Samsung Galaxy A80'in ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Biliyorsunuz telefonda bir set kamera olduğu için, yani ön kamera olmadığı için hem arka kamerayı aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu videoyu Full HD çözünürlükle çekiyorum ben. Sebebi şu: titreşim engellemeyi görmez açısından çekiyorum. Titreşim engellemeyi kapatırsak 4K'da kayıt yapılabiliyor, ama o zaman titreşim engelleme olmuyor. O da titreşime biraz sebebiyet veriyor. 4K'da onu söylemiş olayım. Görüntü kalitesi de bu şekilde. Bu arada ek bir bilgi daha vereyim. Videonun geniş açı bir kamerasını videoda kullanamıyorsunuz. Bu da önemli bir eksiklik bence. Bazı telefonlarda bunu kullanabiliyorsunuz. A80'de kullanamadığınızı belirtmiş olayım. Fotoğrafları gördüğünüz, aynı zamanda bu cep telefonuna çektiğimiz fotoğrafların daha büyük çözünürlüklü halleri ve daha fazla seçeneği sizler için teknolojioku.com adresinde paylaşacağız. Galeri olarak onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Orada tıklayarak en azından çok daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Videolarla ilgili görüşlerinizi de bu videonun içindeki örneklerden de almış olabiliyorsunuz. Benim beğenmediğim taraf şu: 4K'da titreşim engelleme yok. Yani çok büyük sorun mu? Değil, ama olsa fena olmazdı. Bunun dışında baktığımızda fiyat meselesi birazcık kafa karıştırdı. Çünkü bu telefon ilk piyasaya çıktığında
6000 lira bir fiyat belirledi. Yaklaşık 15-20 gün oldu. Ama şu anda ben baktığımda mesela resmi satış yerlerinde 5300, 5400, 5500 civarında rakamlarla görüyorum. 5600'e kadar çıkabilen rakamlar var. 6000 satan bir tek Samsung kendi internet sitesi. Bugünün tarihi de bu arada işte 15 Ağustos'ta çektik bu videoyu. Bu özelliklere göre rakam biraz pahalı geldi bana. Hem donanım özelliklerine baktığımızda hem de kamera özelliklerine baktığımızda birazcık yüksek bir rakam var. Samsung'un bence bu telefonun fiyatını 4000 TL civarına indirmesi lazım ki o zaman daha mantıklı bir noktada bulunur. Bu fiyatta pek satması bana pek mümkün gelmiyor. Belki 2-3 ay sonra daha makul hale geldiğinde en azından bu yorumumu bir şekilde dikkate alacağınızı düşünüyorum. Fakat şu fiyatıyla kamera özelliklerine baktığımızda bir parça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Donanım tarafına yorum yapmıyorum. O başka bir konu ama orta seviye işlemcilerin vesairenin kullanıldığı bir telefon olduğu için de yine fiyatın yüksek olduğunu söyleyeyim. Çünkü 6000 liraya da 5500 diyelim. 5500 liraya işte Huawei'nin veya işte Xiaomi'nin veya farklı markaların çok daha güçlü ve çok daha özellikli telefonları da satılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Telefonla ilgili söylemek istediğim bir konu da kameraların çok alakası yok ama belki farklı bir adaptörle geliyor. Şimdi standart bir adaptör tabii bu görüyorsunuz. Ama bağlantı yuvası iki ucu da Type-C şeklinde tasarlanmış. Bu arada kulaklık çıkışı yok telefonda. Type-C'den muhtemelen kulaklık çıkışı verilecek. Yani 3.5 mm'lik yok daha doğrusu. Kablosu da iki ucu da Type-C olacak şekilde tasarlanmış. Type-C biliyorsunuz giderek yaygınlaşıyor ama genelde bu tarafı, yani bir kısmı, yani bir tarafını en azından standart USB yapıyorlardı. Samsung hem adaptör tarafını hem de kablo tarafını İki tarafında Type-C yaparak yani buradan böyle taktığınızda kullanılabilir hale geliyor. Bu bir taraftan güzel bir taraftan değil. Mesela benim bilgisayarımda Type-C girişi var. Doğrudan doğruya bu kablo ile beraber telefonu bağlayabiliyorum ama bu adaptöre başka bir USB kablo takamazsınız. İlla Type-C kablo takmanız gerekecek. Bu da bir handikap olduğunu söyleyeyim. Ama iyi bir şey olmuş bence. Bu güzel olmuş. Fikir olarak güzel olmuş ama pratikte bazı sıkıntılar doğurabilir, onu da söylemiş olayım. Samsung Galaxy A80'in kamera özelliklerine baktığımız videonun sonuna geldik. Ürünle ilgili merak ettiğiniz, şundan anlatmadın, şunu söylemedin, kamera tarafından bahsediyorum tabii gibi sorularınız varsa kafanızda yorumlar kısmında bizlerle birlikte paylaşırsanız çok sevinirim. YouTube kanalımıza abone olmayı, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir kamera testinde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.